Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz de hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün yatırım fonlarını türleriyle ilgili anlatı yapacağım. Daha önceki yayınımda yatırım fonları nasıl yatırım yapabiliriz diye sıfırdan anlatmıştım arkadaşlar. Burada da yatırım fonlarının türlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Yani duymuşsunuzdur bunların çeşitleri var arkadaşlar. Yani hangi yatırım fonları nasıl yatırım yapıyor arkadaşlar. Nedir? Onun türlerini bugün sizler için anlatacağım. Arkadaşlar 9-10 tane türler var. Bize burada önemli olan 8 tane. Hemen size onlardan bahsedeceğim. Borçlanma araçları, şemsiye fonu, değişken şemsiye fonu, fon sepeti şemsiye fonu, hisse senedi şemsiye fonu, karma şemsiye fonu, katılım şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu. Bir de serbest şemsiye var. Onu arkadaşlar anlatmayacağım onu. Serbest fonlar var. Onlar daha çok nitelikli yatırımcılar. Yani milyonerler için uygun olan bir fonlar arkadaşlar. Onu herkes alıp satamıyor. O yüzden serbest şemsiye fonundan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi şemsiye fonu olarak adlandırıyor arkadaşlar. Burada kategorize edilmiş daha doğrusu fonlar. Size bunları anlatacağım yani. Borçlanma araçları deyince ne anlıyoruz? Hani hangi fonları anlayacağız? Buradan başlayacağız arkadaşlar. Birinci borçlanma araçlar şemsiye fonundan başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu 30 Nisan'dan önce daha önce bunlarda vergi yoktu. Borçlanma araç şemsiye fonunda. Şimdi %7,5 kardan vergi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar borçlanma araçları şemsiye fonunun devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve döviz cinsi tahviller. Bu fonlar arkadaşlar bu tahvillerle yarışır. Yani en az tahviller kadar getiri elde etmeyi ya da onun üzerine getiri elde etmeyi bir hedefleri. Dediğim gibi borçlanma araçları fonları tahvillerle yarışır arkadaşlar. İşte dediğim devlet tahvilleri, özel sektör tahvilleri ve döviz cinsi tahviller. Buna Eurobondlar dediğimiz. Borçlanma araçları bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir ikinci türüne değişken şemsiye fonu arkadaşlar. Arkadaşlar bu da değişken şemsiye fonu. Adı üstünde değişken. İçinde fon yöneticisi istediği gibi burada oynayabiliyor arkadaşlar. Hisse senedi koyabiliyor, yabancı koyabiliyor. İşte altın, gümüştür, işte borçlanma araçlarıdır gibi değiştirebiliyorlar. O yüzden değişken adı üstünde bunlar hani değişken olduğu için her zaman hani şeyde bulunabilir. Aslında bu şey değil de hani anlatmıyoruz onu o şekilde anlatmıyoruz da sepette olabilir. Yani içinde çünkü her zaman değiştirebilir duruma göre bir şeye göre değişebiliyor arkadaşlar bunlar. O yüzden değişken fonlar içinde her türlü varlığı bulundurabiliyor. Bunda aynı dediğim gibi bunlarda arkadaşlar değişken fonlarda %10 bir vergiye tabidir arkadaşlar. Çünkü bunlar yabancı fonlardır. O yüzden %10 bir vergiye tabidir arkadaşlar bunlar. Mesela bir tane örnek fon vereceğim. Türkiye Ceyhan Denizli TCD fonu arkadaşlar bir değişken fonudur. Ama en az içinde %51 oranında hisse senedi bulundurmak zorundadır arkadaşlar. Çünkü şeyi o şekilde. Bu fon değişken bir fondur ama geri kalan %49'unu farklı varlıklardan oluşturabilir. Bu fonun bir özelliği eğer elinizde bu fonu 1 yıl tutarsanız vergiden muaftır. 1 yıl tutarsanız. Yani aldınız 1 yıl tuttunuz vergiden muaf. Ama aldınız 1 yıldan önce satarsanız kardan %10 vergi alır arkadaşlar. Değişken fonlar da bu şekilde. Diğer bir yatırım fonu türlerinden arkadaşlar 3. inceleyeceğimiz fon. Fon sepeti şemsiye fonları arkadaşlar. Arkadaşlar fon sepeti şemsiye fonları da biraz şöyle bir şeydir arkadaşlar. Bu fonun içinde fon vardır bunların içinde. Mesela gümüş fonları fon sepeti şemsiye fonudur arkadaşlar. Çünkü genelde bunlar yine yabancılardan oluşur içeriği. Mesela bu fondan yani fon sepeti nasıl oluyor şöyle anlatmak lazım. Doğru bir örneklemeyle. Atıyorum gümüş fonu var. Bunlar fon sepeti diye adlandırılır. Arkadaşlar buradan Amerika'daki ETF'lerin
varlığı olan fonları satın alıyor. Bir fon satın alıyor aslında fon. Gidiyor kendi gibi bir fonu yatırım yapıyor. Başka bir fona yatırım yapıyor. Aslında fonun içinde fon olmuş oluyor arkadaşlar. Bunlara da fon sepeti şemsiye fonu deniyor arkadaşlar. Gümüş fonu da bu şekildedir. Amerika'daki bir fona gümüş içerisinde %80 oranında gümüş olan bir fona yatırım yapıyor fon. Bunların o yüzden yönetim giderleri arkadaşlar iki sefer ödeniyor diye biliyorum. Hem iki katlı oluyor diye biliyorum. Öyle bir şey var. Yani çünkü fon olduğu için hem bu var olan fona hem de fonun yatırım yaptığı fona iki defa bir yönetim gideri ödemesi var diye biliyorum. Ve bunlar da arkadaşlar dediğim gibi aynı şekilde 30 Nisan'dan sonra bunlar da KER'dan %7,5 şey geldi arkadaşlar. Vergi geldi arkadaşlar, stopaj. Evet, dördüncü bir anlamışsınız herhalde fon sepetini. Bir daha bir şey yapayım yine de. Arkadaşlar fon sepeti şemsiye fonun içinde başka fon oluyor arkadaşlar. Fona yatırım yapıyor. Yani fon gidiyor başka bir fona yatırım yapıyor arkadaşlar. Fon sepeti bu. Fon sepeti şemsiye fonu bu arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü hisse senedi şemsiye fonları. Arkadaşlar hisse senedi şemsiye fonları anladığınız gibi zaten Borsa İstanbul'daki hisselere yatırım yapıyor. En az içinde %80 oranında hisse bulundurmak zorunda arkadaşlar. Bunlar 30 Nisan'a kadar vergisiz de artık şimdi bunlara yine vergisiz hisse yoğun fonlar. Hisse yoğun fon geçen herhangi bir fon vergi yok arkadaşlar. Hisse senedi fonları vergi yok arkadaşlar. İçeriğinde yazacak hisse senedi yoğun fon yazdığı sürece arkadaşlar herhangi bir vergiye tabi değil. Dediğim gibi Borsa İstanbul'daki hisselere yatırım yapıyor arkadaşlar. %80 oranında onu bulunmak zorunda. %20'si de genelde borçlanma araçları, para piyasa türevlerinden oluşur. Evet arkadaşlar, diğer bir şemsiye fonu, karma şemsiye fonu arkadaşlar. Adı üstünde karma, birden fazla varlığa yatırım yapabilir. Sanırım en fazla iki varlığa, %80 oluşturacak varlığın iki varlık diye biliyorum. İki ya da üç varlıkta yatırım yapabiliyor. %20'si kalan kısmını da dediğim gibi borçlanma araçları ve benzeri türevlerden oluşuyor arkadaşlar. Yani karma adı üstünde belirttiğim gibi birden fazla ama çok fazla değil. Değişken gibi değiştiremiyor. Karma birden fazla varlığa yatırım yapabiliyor arkadaşlar. Ama çok fazla değil. Sanırım iki varlık diye biliyorum ben yani. Aynı anda iki varlığı bulundurabiliyor diye biliyorum. Bunlar da arkadaşlar %7 karma şemsiye fonlarında da arkadaşlar %10 vergiye tabi arkadaşlar bunlar. Karma şemsiye fonu. Arkadaşlar yabancı fon olduğu için bunlar genelde yabancı fonlar arkadaşlar. Bunların bu karma şemsiye fonu olsun, fon sepeti fonları olsun genelde yabancı fonlardır arkadaşlar. Özellikle karma şemsiye fonları falan. O yüzden bunlar da arkadaşlar %10 vergiye tabidir arkadaşlar. Kardan. Katılım şemsiye fonu. Arkadaşlar katılım şemsiye fonu adı üstünde de zaten katılım yani İslami yatırımcılara uygun olduğu söylenir. Yani faizsiz olduğu söylenir. Katılım gördüğünüz bir fon ibaresinde katılımı varsa onun faizsiz olduğunu anlarsınız. İslami koşullara uygun olduğunu anlaşılır. Yani ne kadar faizli ne kadar faizsiz bunu bilemem. Öyle diyorlar. Buna da arkadaşlar bunda da %7,5 yine aynı şekilde kârdan vergi var arkadaşlar. Kıymetli madenler şemsiye fonu. Kıymetli madenler bildiğiniz gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi madenleri, kıymetli madenleri yatırım yapıyor arkadaşlar. Bunda da daha önce yoktu vergi, stopaj. 30 Nisan'dan sonra aynı şekilde bunlar da kârdan %7,5 vergi geldi arkadaşlar. Ama mesela gümüş fonu kıymetli madenler fonun içinde değil arkadaşlar. Yer yalnız bir gümüş fonu %80'i genelde zaten oluşur. Fon sepeti fonunda yer alır arkadaşlar. Yani gümüş fonu ama kıymetli madenler de olması için altın, gümüş, içinde paladyum vesaire olursa hepsinden azalt o zaman kıymetli madenler fonunda yer alır arkadaşlar. Öyle bir şey var. Dediğim gibi buna 30 Nisan'dan sonra 7,5 kardan stopaj geldi arkadaşlar. Vergi geldi arkadaşlar. Para piyasası fonları arkadaşlar. Para piyasası fonları
Aslında şunu da söyleseydim. Kıymetli madenler daha çok mesela altın piyasadaki fiziki altınlarla yarışıyor arkadaşlar. Para piyasası fonları da arkadaşlar. Para piyasası, şemsiye fonu. Bunlar arkadaşlar mevduatla yarışıyor. Bildiğiniz banka mevduatlarıyla yarışıyor arkadaşlar. Yani en az bir banka mevduatı oranı kadar kazandırmaktır amaçları ya da üzerinde. Para piyasası fonları da dediğim gibi banka mevduatları yarışıyor arkadaşlar. Yani bugün bunların esprisi şu. Banka mevduata koyduğunuzda en az 32-33 günlük yapıyorsunuz mevduatı. Bir ay dokunamıyorsunuz. Ama bunlarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Bugün alırsınız. Bir saat sonra tekrar satabilirsiniz ya da yarın satabilirsiniz. Öyle bir sıkıntı yok. Yani bunlar günlük faiz işleyen fonlara. Günlük buna faiz işler arkadaşlar. Bir mevduat oranı kadar aşağı yukarı günlük faiz alsın. Bunun şeyi bu. Yani bunu 30 gün beklemenize gerek yok. Para lazım hemen satıp faizini alabilirsiniz. Para lazım hemen satıp bugün korsunuz. 3 gün sonra size para lazım. 3 gün sonra alırsınız. 3 günlük faiz alırsınız. Para piyasası şemsiz fonları bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde bunların da 30 Nisan'dan sonra %7,5 kardan vergi geldi arkadaşlar. Yoktu daha önce. Şu anda vergi geldi. Arkadaşlar bunların risk seviyeleri var. Ben hiçbir fonu alırken risk seviyelerine bakmam arkadaşlar. Yani fonların risk seviyeleri birden 7'ye kadar sıralanmış arkadaşlar. Bir en risksiz, 7 en riskli diye. Ben fon alırken, alım yaparken bunların risk hiç bakmam. Yani bu fon ne kadar riskli. Çünkü bu aslında risk seviyesi değil bana göre. Bu aslında volatilite. Volatilite bu. Çünkü bu volatilite oynaklık arkadaşlar ne kadar düşer ne kadar çıkar oynaklığı aslında bu arkadaşlar. Hani bugün bakarsanız kıymetli madenler fonları arkadaşlar risk seviyesi 6-7 mesela. Yani altın o kadar riskli gözüküyor. Aslında o riskliden değil o oynaklık ne kadar oynayabilir. Ondan bahsediyor. Ben onu anlıyorum arkadaşlar. O yüzden ben bir yot fonu alırken şey yaparken onun risk seviyesine bakmam yani. Benim bakacağım başka tarafları vardı. Yani şununla hiç ilgilenmem yani. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yatırım fonları türlerini size anlattım. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa da yorumlara yazabilirsiniz.